Selamlar. Bugün sizlere çok ama çok fazla soru gelen bir konu üzerinde bilgi vereceğim. Tamam. Boğazdan verilir Kemal. Bunu denemedim. Hareket ettirebiliyorsan civardır. Instagram üzerinden de gelen ve videonun altındaki yorumlardan da anladığım kadarıyla abi neden kulaklıkta cızırtı geliyor sorusunun cevabını bugün arayacağız. Bildiğiniz gibi T500 BT'nin kronik bir sorunu var. Her kulaklık olmasa da şu şekilde kronik bir sorun var. Kulaklığı aldığınız zaman ister sıfır alın ister ikinci el alın. Şöyle bir problem var. Kulaklıkta müzik dinlerken cızırtı geliyor. Tabii benimkinde gelmiyor. Hani ben yaklaşık 4 ay falan olacak. 4 aydır kullanıyorum. Hiçbir şekilde bunda bir sıkıntı yaşamadım. Ve bir diğer problemse fan sesinin gelmesi. Şimdi içerisinde çalışan hareketli bir parça yok. Soğutma sistemi o tür şeyi yok. Ama öyle olan kulaklıklarda var. Hani böyle bilgisayarınızda arka planda bir ses gelir ya. Bununla alakalı dehşet yorum aldım. Sanırsam 200 küsür yorum geldi. Bunun 190'a falan yani bu konuyla alakalıydı. Herkes hani abi alayım mı, abi alayım mı, abi oyunda nasıl, gecikiyor mu, gecikmiyor tarzında sorular geldi. Çok fazla hepsini hani yanıtlamaya çalışıyorum. Birbiri ardına geliyor. Bir tane atıyorum tekrar bir daha adam soruyor falan. Öyle ilginç olaylar şimdi. İlk olarak bunun cızırtı meselesinden başlayalım. Cızırtı meselesinin iki tane önemli problemi var, çözümü var. İlki şu, bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdaki Bluetooth sürümüne dikkat edin. Şu yüzden önemli, Bluetooth sürümü düşük cihazlarda ses kalitesi iyi gelmez ve cızırtı oluşturabilir. Bunu denedim, her iki telefonda da Android sürümünden de kaynaklanıyor olabilir, Bluetooth sürümünden de. O yüzden eğer aldıysanız bu tür bir problem yaşıyorsanız önce bir 2-3 cihazda, en az 2 cihazda bir deneyin abi bunu. Hani Bluetooth sürümleri olabildiğince farklı olsun. Bluetooth sürümünüzde şu şekilde öğrenebilirsiniz. Ya telefonun telefon bilgileri kısmından, şu an belki ekranda görüyorsunuz Bluetooth bilgilerini nereden öğreneceğini, ya da Google Play'de çok basit uygulamalar var. Onların üzerinden de Bluetooth sürümünüzü çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun haricinde şunu yapabilirsiniz. Eğer bilgisayarda bunu kullanıyorsanız, birçok kişi bunu oyun için kullanacakmış. Hani benim anladığım kadarıyla bayağı bir yorumda bununla alakalı geldi. Hani oyunda kullanacağım, gecikme olur mu? Şimdi bu kulaklıkta gecikme olmuyor. Çünkü zaten hani kaliteli bir kulaklık. Yani bunu daha nasıl açıklayabilirim? Şu şekilde kullandığınız gene bilgisayara bağlı, gene bilgisayarın Bluetooth sürümüne bağlı, bilgisayardaki Bluetooth'un driverlarına bağlı. Tamamıyla hani 3-4 farklı şeye bağlı. Bunları öncelikle kontrol etmeniz lazım. Ben oyunda gecikme yaşamıyorum. Laptopla oyun oynadığım zaman bununla gecikme yaşamıyorum. Bu bir. Bu aklınızda bulunsun. Hani bununla ilgili sorular geliyor. Müzik dinlerken gecikme yaşamıyor. Video izlerken gecikme yaşamıyorum. Eğer yaşıyorsanız bu bütün kulaklıklarda olan bir şey benim bildiğim kadarıyla değil. Çok fazla arkadaşım da kullanıyor. Hani onlardan böyle bir sıkıntı almadım. Ama eğer böyle bir probleminiz varsa dediğim gibi farklı cihazlarda bunu kullanabilirsiniz veya deneyin. Eğer en son yöntem baktınız bütün bu sorunlar devam ediyor, garantiye gönderebilirsiniz, zaten birebir değişim yapıyorlar. O konuda hani JBL'de kendi yaptığı suçu biliyor. Çünkü bu seride birçok işte hata var. Hani şöyle şansa denk gelir mi gelmez mi size o belli değil. Mesela ben de benim aldığımda herhangi bir sıkıntı yok, tamamıyla rahat bir şekilde kullanıyorum. Önemli sorunlardan birkaç tanesi de buydu. Fan sesinin gelmesi, cızırtı sesinin gelmesi. Bu şekilde bu dediklerimi yaparak aslında bunları önüne geçebilirsiniz. T460 versiyonunu alabilirsiniz. O da hemen hemen ses kalitesi olarak aynı. Alacak olanlara diyeceğim tek şey alabilirsiniz. Gayet ben memnunum. Ama şu cızırtı problemini kullandığınız cihaz abi 2-3 kez kontrol edin. Bu önemli bence. Çünkü bununla alakalı çok fazla soru soruluyor yani. Çok fazla soru geliyor. T500'ün böyle kötü bir yanı var aslında. Ben ilk aldığım zaman da bayağı bir araştırdım. Hani çok fazla böyle abi cızırtı gelir mi falan tarzında böyle videolar vardı. Bunların hepsini izleyerek aldım. Ama dediğim gibi benim kulaklığımda herhangi bir cızırtı vesaire bir problem yok. Siz de benim dediklerimi yaparsanız büyük ihtimal çözeceksiniz. Eğer çözemezseniz cihaz sıkıntılıdır. Hani bununla alakalı zaten bir problem yok. Evet, diğer bir soru ise JBL T500 BT hakkında hangi siteden ne kadar almalıyım? Şu anki arkadaşlar fiyatı ben aldığımda sanırsam 250 lira civarında bir şeydi. Bildiğiniz gibi teknolojik cihazlar Türkiye'de kur üzerinden değerlendiriliyor. Kur da bayağı bir yüksek olduğu için şu an 5.75 tarzında bir şey olduğu için bayağı bir kazıklanarak alıyoruz bu tür teknolojik aletleri. Ama eğer uygun fiyatta alacaksanız hiç Çin'e falan girişmeyin.
Çünkü bu tür cihazların, Razer'ın falan da olsun, bunların replika olanını çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Hani ondan sonra ne bileyim AliExpress'ten almakla herhangi Türkiye'deki bir siteden almak arasında fark var. Onu anlatabiliyor muyum? Alacaksanız sağlam yerlerden almanızı tavsiye ederim. Yaklaşık hani 250 TL civarındaydı. İndirimde 200 TL'de oluyor. Bunu geçen Black Friday'de ben gördüm. Hani gözümle. O da olabiliyor. Ama şu an yılbaşı indirimleri var. O tür indirimler var. Onları çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Türkiye'de hangi siteden de alabilirsiniz. Türkiye'de zaten 2-3 tane büyük böyle internet firması var alışverişle alakalı. Onlardan temin edebilirsiniz. Onun haricinde de gene Teknosa, MediaMarkt o tür yerlerden almanızı ben tavsiye ederim. Ben genellikle o tür yerlerden alıyorum. Biraz daha iş sağlama gelsin diye. Bu şekilde. Bir diğeri ise PUBG'de gecikme oluyor mu bu kulaklığı? Kullandığınız zaman PUBG'de arkadaşlar gecikme olmuyor. Ben bunu denedim. Hani şöyle tabii ki bir kablolu kulaklık kadar tabii onu ayırt edebileceğinizi pek düşünmüyorum. Ki ben de ayırt edemiyorum. Kablolu kulaklıktaki hani gelen ses kalitesiyle bununki bir değil. Birisi kablolu. Hani aktarımını kablo üzerinden sağlıyor. Birisi Bluetooth üzerinden. Hani oyunun içerisinde sizi oyunu kaybettirecek kadar veya ses kasmanızı engelleyecek kadar ses kayması, işte donması o tür şeyler olmuyor. Gecikme vesaire olmuyor. Bu konuda herhangi bir problem ben yaşamadım. Yaşamıyorum da. Büyük ihtimal sizde de aynısı olacaktır. Benim deneyimlerimin aynısı. Sanırsam 3. soru oldu veya 4. soru oldu. Emin değilim. Bir önemli soru da sporda bunu kullanabilir miyim? Sporda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Gayet hafif. Bu gene inceleme videosuna dönüyor gibime geliyor. Hani artık soruları cevaplamaktan inceleme videosuna bir nevi döndü. Sporda eğer kullanacaklar varsa sporda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Koşuda, basketbolda falan filan işte ip atlamada onlar da çok rahat kafanıza falan düşmüyor. Hatta hani sıkaraktan değil bunu kafanıza nasıl oluyorsa rahat bir şekilde hani unutuyorsunuz. Bir 10-15 dakika sonra kafanızda olduğunu unutuyorsunuz. O konuda bayağı rahat hani böyle zıpladım koştum falan kafanızdan düşmüyor kulak içi veya diğer kulaklıkların aksine. Mesela diğer kulaklıklarda herhangi bir Bluetooth kulaklık aldığınız zaman böyle 150 civarında ya kafanızdan düşer ya da düşmemek için kafanızı hayvan gibi sıkar yani hayvan gibi böyle sıkar. Ondan dolayı da kullanamazsınız. O da bayağı bir problem yaşatır size. Video çekecekler için bu da bir soru geldi. Abi bununla video çekebilir miyim? Evet bununla video çekebilirsiniz ama tabii ki de bir burada gördüğünüz mikrofon veya telefon mikrofonu kadar sağlıklı ve kaliteli olmayacak. Çünkü üzerindeki zaten mikrofon orta seviye bir mikrofon. Hani çok çok profesyonel bir şey yapıyorsanız tabii ki bunu kullanamazsınız onu söyleyeyim. Hani orta seviye belki orta seviyenin bir tık altı videolarda kullanabilirsiniz. Sesi gayet iyi dışarıda ben kullanırken hani bir telefon görüşmesi yapacağım zaman çok rahat bir şekilde ben duyuyorum. Karşıya da sesim net bir şekilde gidiyor. Ama hani bunu gündüz dışarıda bir yerde video çekecekseniz arkadan parazit ses gelir o tür şeyler olur. Hani onun yerine bir tane yaka mikrofonu kullanmak daha mantıklı. Onun haricinde de bu eğer video çekecekseniz kullanılabilir. Evet bir diğer gelen ve benim ilgimi çeken sorulardan bir tanesi. PlayStation'ın olmadığı için deneyemiyorum ama PlayStation 4'te bu çalışır mı demişler. Sanırsam Bluetooth kitiyle çalışabiliyor. Yabancılarda bunu yapan var mı? Sanırsam var. Çünkü o zaman bana o yorum ilk defa geldiğinde ben onu bir araştırmıştım. Olabiliyor. Hatta bunun ileriki modellerinde bir jack girişi daha oluyor altında. Hem kablolu hem kablosuz kullanabiliyorsunuz. Kablolu bir şekilde kullanılabiliyor. Bunun üst modelleri. Ama bunu da eğer bir oyun konsolunda çalıştıracaksanız oyun konsollarının Bluetooth'u var mı emin değilim. Bunu bilmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Oyun konsollarında Bluetooth kiti oluyor. Hani şu şekilde. Küçük bir USB oluyor. Bu USB'yi siz takmak istediğiniz cihaza kulaklığı bağlamak istediğiniz cihaza şöyle yapıyorsunuz. Mesela PlayStation'a mı takacaksınız? Laptop'a takacaksınız. Ve en basitinden laptop'ta Bluetooth oluyor. Kasalı bir bilgisayarda bu genellikle Bluetooth olmuyor. Hani ben daha önce görmedim şu ana kadar aldığım bilgisayarlar içerisinde de. Kasalı bilgisayarlarda Bluetooth olmadığından dolayı küçük bir Bluetooth modülü oluyor. Yani USB oluyor. Bu USB'yi bilgisayarınıza taktığınız zaman bilgisayarınızda bir nevi artık Bluetooth çalıştırabiliyorsunuz. O Bluetooth modülüne kulaklığınızı bağladığınız zaman arkadaşlar kablosuz bir şekilde kasadan kulaklığınızı ses aktarabiliyorsunuz. Bu manyak bir özellik bence. Ben daha önce hani kullanmadım ama kullanan arkadaşlarım var. Kablolu normalde kullanıyorum. Ama PlayStation'da da aynı mantıkla çalıştığını düşünüyorum. Çünkü araştırdığım birkaç tane yabancı forum sitesinde bunu yapanlar var. Hani değişik modüllerle. Hani uğraşır mısınız, uğraşmaz mısınız veya ses kalitesi çok iyi olur mu onun emin değilim. Ama hani bir telefona bağladığınızda ses kalitesiyle oraya bağladığınızın ses kalitesinin aynı olacağını düşünmüyorum.
Ama oyunlar için kullanabilirsiniz. Sanırsam 6 oldu. Evet, 6. maddeydi. Bu galiba son olacak. Bununla ilgili problemler. Çünkü çok fazla bir problem varmış. Ya problem değil de soru. Telefona bağladığımda veya laptopa bağladığımda bunların ikisinin arasındaki ses kalitesi farklı oluyor. Arkadaşlar bu ses kalitesinin farkı şuna dayanıyor. Bluetooth sürümleri. Hani Bluetooth sürümlerinde değişen olabiliyor. Veya laptopta çok iyi olabiliyor. Telefonda kötü oluyor. Telefonda iyi oluyor. Laptopta kötü oluyor. Ve ikisinde de kötü olabiliyor. Bu sizin Bluetooth sürümünüzle alakalı ve ikisinde de iyi olabiliyor. Bu yani fix. Peki bunun için tekrardan ne yapmanız gerekiyor? İlk maddede anlattığım gibi gidip Bluetooth sürümünüzü kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun hani tek çözümü bence bu, benim kendi kararım. Telefonda driverları güncelleyemeyeceğinize göre önce bir bilgisayarınızdaki Bluetooth sürümünün güncel olup olmadığını, driverların güncel olup olmadığını veya Bluetooth driverlarını bir kaldırıp kurun. Bu çok hani öyle advanced, gelişmiş seviyede bir işlem değil. Normal Bluetooth modülünüzün içerisinde, dahili modülün driver'ını kaldıracaksınız. Sonra belki yeni bir sürüm çıkmıştır, onu kuracaksınız. Ses kalitesini arttırabilmek için. Telefonda da yapabileceğiniz pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hani üzerinde böyle driver'larını yükleyebileceğiniz, değiştirebileceğiniz bir sistem yok. O yüzden farklı bir telefonda deneyin. Eğer farklı bir telefonda da aynı sonucu veriyorsa büyük ihtimal cihaz sıkıntılıdır. Cihazı geri gönderebilirsiniz veya iade etmeye çalışabilirsiniz. İade de bildiğim kadarıyla ediyorlar. Kulak içi olmadığı için, kulak içi kulaklıklarda bildiğiniz gibi hani kişisel eşya damgası var. Kişisel eşya olarak geçiyor. Bu yüzden de hiçbir şekilde kulak içi kulaklıkların değişimi olmuyor ama sanırsam kulak üstünde olabiliyor. Bunu bir deneyebilirsiniz. Eğer dediğim gibi bu sürümünüzü böyle güncellediğiniz veya telefonunuzu değiştirdiğinizde bir problem yoksa, çalışıyorsa, demek ki telefonunuzla alakalıdır. Bu konuda yardım edebileceğim en son nokta bu. Bunun dışında daha fazla hani yapabileceğim pek bir şey yok. Bu şekilde eğer bununla alakalı gene sorularınız olsa videonun altına yazın. Ben sürekli yardımcı olurum. Her yoruma yazıyorum. Her yoruma. Kanalda toplamda 5-6 bin tane yorum var. Hani bunun 4999'una yorum atmışımdır. Hani biri de kendi yorumumdur falan. Tamam mı? Her şeyi yazıyorum. Hiçbir problem yok. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber T500 BT'nin birkaç tane önemli problemi vardı. Bunlar hakkında sorduğunuz bayağı bir soruyu yanıtladık. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Like butonuna basmayı unutmayın. Bu konuyla alakalı yorumunuz varsa aşağıdaki yorumlar kısmına takılmadan rahatça sorabilirsiniz. Bir sonraki değişik, ilginç videoya görüşmek üzere. Bay bay.